taksilerin ekmeğini çalıp yiyen bir insandır Uber. Uber bir korsancılıktır. Uber güzel bir şeydir. Yolcuları belli yerden alıp belli yere bıraktığımız bir iştir. Uberciler dövülecekse dövülmeyi de hak ediyorlar ama. Ben taksi şoförüydüm. Daha sonra etraftan göre göre, kaliteli hizmeti göre göre bu işe dönüş yaptık. Uber'e binen insan biraz daha saygılı davranıyor. Aynı insanlar kullanıyor, aynı şeyi kullanıyorlar ama burada kendini biraz daha müşteri rahat hissediyor. Orada demek ki vatandaşın da büyük bir haksızlığı var. Ya affedersiniz, yani halkta her türlü pislik konumu var ya. Yok mudur? Vardır ya. Bu bütün kaliteyi siz taksici arkadaşlarımızdan bekliyorsunuz ama müşteriden hiçbir kalite beklemiyorsunuz. Biz nasıl şikayet ediyorsak yarın öbür gün Uber'ci arkadaşlar da şikayet edecektir. Sonra bizim arabamızda hizmet var. Kola var, meşrubat var, gazetemiz var, çay kahvemiz var. Uzun yol müşterimize hepsini ikram edebiliyoruz. Mesela ben bir arabaya bindim. Bize o kadar güzel davranıyor ki çikolata yer misiniz acaba? Çayımız kahvemiz de var. Şu anda çok kibarlar. Üstü, başı, kılığı, kıyafeti, tıraşı çok güzel. Ben de beğeniyorum. Uber kullanan insanların aynı bizim gibi veyahut da bizden daha kötü bir duruma gelmeyeceklerini kim garanti edebilir? Var mı bunun bir garantisi? Şoförler, Türkiye'deki şoförler, tek motivasyonumuz burada ödenen ücret. Dolayısıyla müşteri almamak ya da güler yüzlü olmamak gibi şeyler Uber'de de söz konusu olabilir. Bunun denetiminin yapılması bence çok mümkün değil açıkçası. Uber diye bir konum olmayacak. Hayır, taksi plaka verecek. Taksi plaka belediyeye veriyorum diyorsa belediye taksi plaka verecek. Taksi plaka. Plaka kiraları 7000 TL ile 8000 TL arası değişiyor. Arabanın masrafı, yakıtı, her şey size ait. Eğer çalışırsanız, dürüstçe, tembellik etmezseniz araba size 3000 lirayla 4000 lira arası para bırakır. Takside yövmeyi alıyordum. Ama şu an Uber'de daha fazla kazanıyorum. Ben uzak kısa mesafe ayrımı yapmadım. Taksideyken de yapmıyordum, şimdi de yapmıyorum. Çünkü benim ekmek teknem. Versin bizim gibi devlete vergisini versin, bizim şartlarımızda çalışsın. Vergi derken ben vergimi veriyorum. Ben fişimi kesiyorum, faturamı kesiyorum. Öyle vergi verdim de ben de vergi veriyorum de minibüsten beri ben taşıyacağım diye bir konum yoktur. O zaman sen o insanın ekmeğe çiğnemiş oluyorsun. Öyle bir şey yok, olamaz öyle bir şey. Sürekli şundan dem vuruluyor ama vergi kaybı, ruhsatsız vesaire gibi. Yani asıl mesele bu değil. Çünkü kimse bunu benim müşterim çalıyor falan diye. Çünkü girişimcilik diye bir şey var. Yani bu işi yapıyorsa evet, yani müşteriyi o alabilir. Fakat bunun yasal bir dille söylenmesi daha ciddiye alınması anlamına geliyor. Kaldı ki ciddiye de alındı. Devlet katında meclise taşındı bu, yani bu konuşuluyor. Bizim evraklarımız tamam. Hiçbir eksiğimiz yok. Aynı evrakları taksilerden seslendiler. Bakalım kaç taksici evrak tam çıkacak. Ben bu arabanın direksiyonuna geçebilmek için bir sürü testten geçtim. Psikoteknik kursundan tutun, sabıka kaydına kadar en sonunda ruhsatımı aldım, öyle başladım işe. Ehliyet olarak her şeyim tamam mı? Serece belgelerim, psikotekniğim, her şey tamam. Peki taksiye geldiğimizde soralım, serece belgesi var mı? Yok. Psikotekniği var mı? Yok. Rus'un belgesinde kendi isimleri var mı? Yok. Takside kaç kişi çalıştığı belli mi? Belirsiz. Kavganın bu hale gelmesinin sebebi kurumlardaki bu denetim sorununun bir sonucu. Bildiğimiz sarı taksi gidiyor Uber'e yazılıyor, Uber taksi oluyor. Peki onlara niye bir şey söylemiyorlar da minibüslere bir şey söylüyorlar? Müşteri aradığında, taksi istediğinde Uber taksi gidiyor. Aynı şartlarda çalışabilip daha çok para kazanabilseydim taksi plakası kiralayacağıma Uber kiralardım. Kayımız Uber olsun, her şey Uber olsun, zevkimize göre olsun. Yetkiyi bana verseler denetim altına alırım, vergimi alırım, ne yaparsa yapsın. Eğer taksicinin etmeğine sahip çıkmak istiyorsa, Uber'cide dövülecekse dövülmeyi de hak ediyorlar o zaman. Şimdi ben Uber'ci yasa dövemem. Sadece uyarırım onu. İnsanlar, taksiciler, Uber'ciler veya da bu iş yapanlar herkese birbirine saygılı olması lazım. Çünkü aynı yerde yaşıyoruz, aynı yerde paylaşıyoruz, aynı yerde ekmek yiyoruz. Aynı ülkeyi de paylaşıyoruz, aynı ülkeyi seviyoruz. Şoför abi, yolun açık olsun. Eyvallah koçum. İyi yaşa. Çünkü Uber diye bir şey yok.